28 Eylül, 4 Ekim yay burçları neler bekliyor diyorsanız, yayların oluşturmak istediği kendi projeleri, yenilikleri ve hedeflediğiniz isim ya da yönle alakalı projeleriniz var. Bu büyük şirkette CEO olabilirsiniz. Kendinizle alakalı çok büyük bir başarı ve aydınlanma başlangıcınız var gözüküyor. Hatta şunu da demek istiyorum. Daha küçük alanlarda çalışan yay burçlarında da güzellikler ve yenilikler, motivasyon evreniz, motivasyonunuz artacak. Enerjiniz çok fazla, ruhunuza şifa gibi olacak. İşle ilgili korkularınızı biraz daha geride bırakacağınız, sizi daha tatmin eden bir haftayı keyifle çıkartacaksınız. İşsiz olan ve uzun süredir iş beklemekte olan yay burçları biraz daha, yani hep biraz daha diyorum, haklısınız ama sizin de kafanız uyması lazım. Sizin de enerjinize uymanız lazım. Çünkü siz enerjinize uymayan ve sizi mutlu edecek bir iş kapısı olmadığı sürece siz de kabul etmiyorsunuz. O yüzden biraz daha diyorum. Ama kendi işiniyle ilgilen, kendi işini yapmak isteyen, o yüzden belki biraz daha vakit bekleyen yaylar, evet, kendi işinizi yapabilir ve bu konuda çok büyük başarı elde edebilir ve sizi de mutlu edebilir. Yani Ekim'de bu projelere girmeniz gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Nasıl bir yol çizebilirsiniz? Instagram'dan bile, YouTube'dan bile kendine ufak ufak paralar kazanma dediğimiz döngülerin başlangıcı olacak. Ortaklı işlerde ayrılık kararı verecek bazı yay burçları var. Bir de şunu almışım. Aile şirketi ya da aile işi yapanlarda kardeşler ve aile büyüklerinden ayrılma, bu tarz haklarla ilgili serdenişte bulunma, haklarım yenildi dediğimiz ve bununla ilgili de kırgınlıklar olabilir. O yüzden biraz yumuşak bir hafta geçirmeniz lazım. Sakin bir hafta ve kimsenin kalbini kırmadan. Yani vakti gelen nasibiniz varsa devam edersiniz. Nasip yoksa bitmiştir zaten. Evlilikleriyle ilgili güzel giden yay burçlarımız var. Hatta ev değiştirmek, ev almak, ev yenilemek diye not almışım. Bekar olan yay burçlarına biraz sevgililik haftanız diye not almışım. Anne ve baba arasındaki yaşanan bazı zıtlıklarda yumuşama, daha birbirinizi anlama haftası ve dostlarınızla güzel geçireceğiniz bir hafta not almışım. Aslında en rahat geçirecek yay burçları bu hafta. Yani siz meditasyon, yoga, nefes, enerjinize iyi gelecek bir hafta daha bunu güçlendirmeniz lazım. Evde alınacağı gözüküyor. Araçla ilgili yenilik düşünceniz var gözüküyor. Hatta büyük şehirdeyseniz farklı bir şehirde bir atama beklentiniz olabilir. Bununla alakalı olumluluklarınız var gözüküyor. Yaylar bence diğer burçlara göre en rahat bir hafta. Kırgın olduğunuzla barışma haftanız. Yani siz de bu hafta enerjinin güzel geçeceği ve keyifli geçeceği bir nokta. Sadece yapmanız gereken keyfini ve tadını güzel çıkartın. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeyi unutmayın yay burçları. Seviyoruz. Sevgi en güzel merhamettir. Her şeyi sevin. Merhamet sizinle olsun.